kötü bir oyun genel olarak bakarsak son haftalarda Jorge Jesus'un açıkçası formsuz olduğunu söyleyebilirim <laughs> en azından evet bende bıraktığı izlenim o yönde. eee da var hocada aslında yani sanki ya baskı ama bu kulüplerin her anında olan bir şey. O yüzden bu tarz hocaları getiriyor kulüpler. Jorge Jesus hani birçok kulüpte tecrübe etmiş bu konuyu. O yüzden bu konunun rahatsız edeceğini düşünmüyorum ama sezon başında aslında birçok noktada övdüğümüz ya da doğru işleri yaptığını düşündüğümüz işlerden uzaklaştı. Ben hani birkaç noktada özetlemeye çalışayım bunu. Birincisi rotasyon meselesi. Fenerbahçe 20 artı oyuncusunu aşağı yukarı aynı seviyede kullanıyordu ve ve bu oyuncuların çoğundan da yüksek verim sağladı. Hatta uzun süre oynatmadığı İsmail Yüksek'i deplasmanında zor bir maçta sahaya sürdü. Orada da verim aldı. Zayt uzun süre oynamadı döndü ondan da verim alabildi. Eee Crespo öyle o, o şekilde, Emre Moro o şekilde, aynı şekilde Arda'dan da zaman zaman verim aldığını gördük. ki Arda meselesi muhtemelen bugün konuşulacaktır. Ancak e, Dünya Kupası dönüşünden sonra ki ben hazırlık maçlarının hepsini izledim. Birinde statta izleme şansım oldu. Jorginho'nun kafasındaki 11 aşağı yukarı şekillendi. 3 stoperle oynayacaksa Gustavo Enrique, Serdar Aziz, Atilla Salay, sağda o sayı, solda Ferdi, önlerinde Crespo, Arao. Önde de İrfan Canbaço'yu King çünkü Valencia sakattı. Ama eğer dörtlü savunmayla yani iki stoperle oynayacaksa o zaman Salahi, Serdar Aziz, sağda e, Osay Esemel, sonra da Ferdi. Önlerinde yine Crespo, Arao. Bu sefer Lincoln oraya denkleme dahil oluyor e, bir stoper çıkartarak. Önde de İrfan Can ya da Rossi değişerek yine King, e, Valencia ikilisi önde oynuyordu. Şimdi... Bu kurguların hepsinde Fenerbahçe'nin üçlü ya da dörtlü savunma oynaması çok fazla tartışma konusu olmamalı diye düşünüyorum. Çok fazla diziliş fetişisti değilim ama benim en çok dikkatimi çeken nokta orta saha kurgusu. Fenerbahçe'nin merkezde oynayan oyuncuları Arao Crespo her ne kadar iyi ya da kötü olsalar fark etmiyor sayısal olarak neredeyse bütün rakiplerine karşı eksik oynuyorlar bütün karşılaşmaları. Çünkü öndeki oyunculardan işte bu İrfan, İrfan Can Kahveci olabilir, Emre Mor olabilir, Diego Rossi olabilir, Michi Bacuay ve Joshua King ya da Valencia olabilir. Öndeki oyunculardan baskı biraz eksik gelince ki Gaziantep Spor maçında da aynısı oldu. Bu sefer dörtlü bir savunmayla çıktı ama bir 4-4-2 izledik. İşte Mert Hakan gibi aslında merkez oyuncusunu kanatlarda gördük. Çoğu kez topla buluşma noktaları kanat noktalarıydı. İrfan da benzer şekilde kullanıyor. Ortada kalan oyuncuların hep bir eksiği oluyor. İşte dün de Gaziantep orta sahası gerçekten koşan, mücadele eden bir orta saha olduğu için Crespo'nun, Arao'nun sık, sık sık sıkıntı yaşadığını görüyor. Son dönemlerde özellikle Crespo'da ciddi bir sıkıntı söz konusu. Dün de artık belirli bir noktadan sonra kaybettiği topları saymayı bıraktım. Çünkü top ayaktan çok yavaş çıkıyor. Şimdi bu rotasyonu çok fazla artık yapmadığı için yüksek eforlu bir oyunda aynı 11 çok daha hızlı tükeniyor. Kendisini çok daha hızlı tüketen bir 11 var. Bunu söyleyebiliriz. İkinci nokta Fenerbahçe'nin e, önde baskı yaparak kazandığı toplarla elde ettiği pozisyonlar vardı ve bu şekilde gol buluyordu. Fenerbahçe'nin temel gol bulma şekli buydu sezon başından beri. Set oyununa çok fazla oturmuyordu zaten. Baskı yapıyordu, kazanıyordu. Örnek vereyim Başakşehir mücadelesi. Arao topu alıyor kötü bir degaj sonrasında. Rossi golü atıyor. Bunları da yapamamaya başladı. Çünkü baskı da artık hem yorgunluk hem de bence orta saha düzeninin sıkıntısıyla birlikte düşmeye başladı. Bir diğer noktada bence oyuncuların saha içindeki coşkusuyla ilgili de bir sıkıntı var. Bu oyuncuların kontrat beklentisi olabilir. Bu oyuncuların maaş beklentisiyle ilgili sorunlar olabilir. Bilemiyorum ne olduğunu tam net olarak da ifade edilmiyor ama belli ki bir Coşku eksikliği de hissedebiliyorsunuz Fenerbahçe oyun oynarken. Buna rağmen kazanmak önemli mi? Önemli. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da kötü oynarken 3 puan elde ediyor ve bu galibiyetler önemli galibiyetler. Ancak Trabzonspor maçından itibaren Fenerbahçe'nin oynamış olduğu futbolun çok keyifli bir futbol olmadığını Hatay Spor mücadelesi bir kenara koyuyorum. Bence Hatay Spor e, maçında hem ev sahibi olması avantajı, hem de Spor'un kadrosu biraz daha müsait oldu. Bu Galatasaray maçı için de geçerli öyle söyleyebilirim. Ee, ama diğer karşılaşmaların hiçbirinde iyi oynamadı Fenerbahçe. Antalyaspor Spor maçının ilk yarısında felaket bir oyun vardı. Trabzonspor maçında sadece dengeledi. Büyük maçlarda zaten çok temkinli oynuyor. Evet. Bu da ayrı bir sorun. Dünkü karşılaşmada da Gaziantep ilk yarıda aslında çok rahat bir şekilde öne geçebilirdi. Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'ın önemli müdahaleleri sonrasında oyunda tutmayı başardı. Sonrası aslında çok küçük detaylar ama sürüncemede kalan konular var Fenerbahçe'de belli ki bu sürüncemede kalan bazı konular grup içerisinde aslında çok övdüğümüz coşkulu dediğimiz disiplin disiplinini çok övdüğümüz Fenerbahçe'nin biraz daha yıpranmasına aşınmasına sebep oldu. İlk özet böyle olsun. Biraz uzun oldu ama. Ayrıntılandıracağız haberlerimizle birlikte transfer konusunda konuşacağız. Bir Serdar Kelleci'ye de döneyim. Ben yani Jesus konusunda aslında ben ligin başından bu yana tereddütlerim olduğunu hep belirtmiştim. Tabii ki çok kariyerli bir hoca. Ee, ama sistem dayatan bir hoca. Yani e, oyuncu grubu bazen mesela şu an oynattığı sistemi reddedecek bir oyuncu grubu var. Yani çizgi hattını her oyuncuyla oynamanız çok mümkün değil bence. O offside çizgisinden bahsediyorum. O savunma hattından bahsediyorum. Ve bunu ara oyla oynadığın zaman Oynamaya çalıştığın zaman oynamaya çalışıyorsun zaten, olmuyor. Yani ısrarla da Fenerbahçe şimdi hep konuşulan şu, e Fenerbahçe ileriye topu taşıyamıyor. E sebebi çok basit bence. Hani futbol tabii ki mutlak doğruları olan bir oyun değildir ama bazı doğrular vardır, bunlar çok değişen doğrular değildir. Şimdi Fenerbahçe'nin takım boyu 50 metre. Niye takım takım boyu 50 metre? Ara o stoperlerin arasına giriyor. Fenerbahçe e, niye orta sahada sayısal üstünlüğü yakalamıyor? Çünkü senin formasyon olarak dizilişinde Aro denilen oyuncu orta saha olarak oynuyor. Sen onu artı bir olarak konuşu, e, konuşuyoruz. Aslında eksi bir gibi gözüküyor. Crespo. E, öndeki Rossi Santforlara yaraşmaya çalışıyor. İrfan Can oynarsa, oynarsa Hakeza. Oldu mu sana 50 metre takım boyu? Bu takımın e, bu formasyonda veya bu sistemde diyelim bu, bu performansın dışına çıkması zaten olay. Ama Fenerbahçe açısından ben kadronun hala iyi bir kadro olduğunu tabii ki düşünüyorum herkes gibi. Ama Jesus bu sistem dayatmayı devam ederse bence daha puan kaybeder. Daha puan kaybeder ve şöyle de bir durum var. Hani bildiğim kadarıyla şunu söyleyeyim. Fenerbahçe finansal açıdan da hani oyuncuların maaşı ödeniyor, günü gününe yatıyor bildiğim kadarıyla. Hani futbolcunun huzursuz olmasını sağlayacak da bir etken yok. Ama saha içinde gördüğümüz oyuncu grubu bence bu sistemi reddediyor biz bunu oynamayız diyor. Oynayamayız diyor. Hani şu var. Sezon başında Fenerbahçe yaptı mı? Evet yaptı. Ama yavaş yavaş çözülmeye başladıktan sonra zorlanmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe'ye karşı ön alan baskısı yapan takımlar, doğru öyle ön alan baskısını yakan, yapan takımlar başarılı oldu. Bu bir tesadüf mü? Değil. Çünkü savunmadan çok rahatlıkla oyun kuramıyorsun. Ara o gelecek, topu alacak, ileriye topu şişirecek, 3 pasla 4 pasla çıkabilecek mi Fenerbahçe? Hayır. Bu sistem dayatma içerisinde Fenerbahçe devam ederse ve yine ısrarla söyleyelim Arda konusundaki inadından da vazgeçmezse Fenerbahçe'de Arda kalitesinde bıraktım Fenerbahçe'yi Türkiye'de Arda kalitesinde başka bir oyuncu yok. Cesus şunu söyleyebilir belki Arda hazır değil. Genelde bu açıklamayı. Tamam ya ama o zaman ben şunu bilmem lazım Arda dersine çalışmıyor mu bu çocuk? Hiç zannetmiyorum. Çünkü geçmiş dönemdeki hocalarıyla konuştuğumda çok çalışkan, çok saygılı bir çocuk olduğunu söylediler. O zaman bu kariyerde bir Jesus'un da Arda'ya bir program hazırlayıp ya Ardacığım gel şunu 5 ayda hallet ki Temmuzdan bu yana Arda ile çalışıyor. Onu yani böyle yetenekli bir oyuncuyu bir antrenörün dışarıda bırakması ve lütfen oynatması, maç sonunda hele Rossi açıklamasına dayanamadım ben. Konuşalım. Bunları da konuşalım. E, ama Arda Güler konusunu madem sen açtın ee, onunla ilgili bir haberimiz var. Ee, aldığı süre Arda Güler'in e, onun sonrasında get sezonun başından bu yana bulduğu şans gösterdiği performansa dair ayrıntıları içeren bir haberimiz var izleyelim.